Günaydın. Sesli Marif Takvimi'ne hoş geldiniz. Bugün 24 Mart 2023 Cuma. Miladi olarak yılın 83. günü, yani 282 günümüz kalmış. Hicri 2 Ramazan 1444, Rumi 11 Mart 1439. Benim saatim şu anda 7'yi çeyrek geçeyi gösteriyor. Bugün yurt genelinde havaya bakalım. Marmara ve Ege güneşli. Ege ile Orta Anadolu arası hafif bulutlu, fakat Orta Anadolu'dan doğuya doğru gittiğimizde bir hayli yağmur görüyoruz. Orta Karadeniz bulutlu, Akdeniz'de yine bulutları görüyoruz. Sıcaklıklar yine yüksek seyrediyor. Geçmişte bugün kimler doğdu? Hızlıca onlara bakalım. Selim Sırrı Tarcan, eğitmen, spor yöneticisi ve siyasetçi 1874'te bugün doğmuş. Neyzen ve şair Neyzen Tevfik 1879'da bugün doğmuş. Celal Şengör 1955'te bugün doğmuş. İpek Bilgin, tiyatro oyuncusu, 1956'da bugün doğmuş. Geçmişte bugün kimleri kaybetmişiz? 1901'de İsmail Safa yazarımız 1901'de vefat etmiş. Müfide Ferit Tek, Türk Edebiyatı açısından çok önemli bir isim, 1971'de vefat etmiş. Ekrem Zeki Ün, yine çok önemli bir bestecimiz, 1987'de bugün vefat etmiş. Peki geçmişte bugün Türkiye'de neler oldu? 1926'da petrolü devletleştirmişiz, yani petrol arama ve işletilmesinin devletleştirilmesi sağlanmış 1926'da. 2000'de Varan Turizm'e ait bir otobüs kaçırılmış. Olaydan sonra yakalanan 3 kişi 36 şer yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış. 1978'de ise çok çok önemli ve acı bir olay var. Türkiye'de ilk kez bir savcı Doğan Öz suikaste uğruyor. Suikastin faili suikasti itiraf etmesine rağmen serbest bırakılıyor. Bu da garip. Peki geçmişte dünyada neler oldu? Hızlıca ona baktığımızda, yine dünyada ama bizden bir haber. Atatürk'ümüz ilk defa Time dergisine kapak olacak. Bugün 1927'de ikinci kez kapak olacak. Yine Atatürk'ümüzün bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi beklediği Savarona'ya 1938'de bugün Türk bayrağı çekiliyor törenle İngiltere'de. Haziran'da Türkiye'ye gelecek gemi. 2006'da ise İspanya'daki ETA örgütü süresiz ve kalıcı ateşkes ilan ettiğini söyleyecek ama kısa bir süre sonra yine eylemlerine devam edecek. Yalnız bildiğimiz kadarıyla ETA 2018'den beri sessiz. Peki bugün ay kaçta doğuyor? Yaklaşık bir saat sonra ay doğacak ve akşam 10.30 gibi batacak. Güneşin de 7'de battığını düşünürsek artık ayı yavaş yavaş akşam 2-3 saat süreyle görebiliriz. Tabii ay şu sıralar yeni aydan yeni yeni çıkıyor, biraz karanlık. Peki gelelim bugünün alıntısına. Bugün Jules Verne'ın ölüm yıl dönümü. Kendisini hem anmış olalım. Şu sözü çektim bugün sizin için. İnsanoğlunun kaderi nasıl da muazzam bir belirsizliğe gömülmüştü. Aslında Verne hem kaderi hem de belirsizliği kullanarak bir söz oyunu yapmış burada. Biraz edebi bir anlatım katmış. Bu güzel olmuş. Kader dediğimiz zaman aklımıza fatalizm gelir ve bir yüce gücün, artık buna ne derseniz, onun dizaynı söz konusu olur. Buna benzer bir de determinizm vardır. Ama determinizm de yüce bir gücün dizaynı değil. Ben şöyle anlatırım öğrencilerime. Big Bang'ten beri benim bu kayıtları yapacağım belliydi. İşte biz buna determinizm deriz. Buradaki iki kısımda da evet, bir zincir vardır ve bu zincir bozulamaz. Yalnızca birinde bir gücün belirlemesi, diğerinde evrenin kendi iç dinamiğinin olayları belirlemesi söz konusudur. Demek ki belirsizlik aslında bir sanal bir durum. Genelde şöyle anlatırım ben ya da anlarım. Geleceği bilmediğimiz için biz buna belirsizlik deriz, tesadüf deriz, ihtimal deriz, olasılık deriz. Çünkü gelecek bize kapalı. Ama aslında geçmişte ne yaptıysak ya da ne olduysa bu bir şeye neden oldu ve geleceğe de bu şekilde devam ediyor. Yani bir şekilde olacak olan olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.